İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Çin'i konuşacağız, Çin'i anlamaya çalışacağız, malumat edinmeye çalışacağız. Tabii koskoca bir ülke ve binlerce yıldır var olan bir ülke. Çok değerli bir konuğumuzla Kürşat Yıldırım. Ee, bu arada yayından sonra muhakkak okumayı isteyecek e, seyircilerimiz olacak. Kısa Dünya Tarihleri Ötüken yayınlarından bu seriden Çin Tarihi diye... Kitabı da var Kürşat Bey'in. Çin malum Türkiye'de çok bilinen bir yer değil. Dünyada da yeni yeni 20-30 yıldır konuşulur oldu daha fazla. Bu kitap çok kompakt bir kitap. O binlerce yıllık tarihi de bir nevi hap gibi temin edebilirsiniz. Ama güncel bugünün Çin'ine de geliyor. Şimdi birazdan konuşacağız. Hoş geldiniz Kürşat Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Önce sormak istiyorum. Şimdi bizim... Ee, de, ülkemizde işte Çin seddi bilinir Çin ilim Çinde de olsa arayınız bulunuz evet. hadisi şerifi bilinir ee, 20 30 işte belki dünya ticaret örgütüne girişiyle birlikte yani eski solculuğun görkemli zamanlarında belki daha fazla Çin konuşuluyordu muhakkak Türkiye'de de ee, ama sonra hep kenarda sessiz sakin siyasette dünya siyasetinde doğrudan e, müdahalesi Bizim ülkemizde en azından konuşulmayan bir ülke. Dünya Ticaret Örgütü'nün müzakerelerinde Batı'da çok konuşuldu. Ama artık bütün dünyada konuşulur oldu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli e, devlet e, nitelemesine mazhar oldu. NATO için aynı şey söz konusu. E, artık Çin'i Türkiye'de de konuşmaya başlıyoruz. Bu akşam da sizden. Yayının başında söyledim. Bir malumat edinmek istiyoruz. Önce sormak istiyorum. Neden Çin? E, çünkü gençsiniz ve Çin'e alaka göstermeniz ülkemizde pek yok galiba değil mi? Evet. Çin tarihi Türkiye'de... E, bir de kolay Çin, bir tarih değil. E, evet. Tarih de zor. Kültürü de anlaşılması zor. Dili zor. O bakımdan... Çok benim... sabır isteyen bir evet, şey. Evet, İğneyle yani, evet. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Evet, evet. Gerçekten. Yani Çin araştırmalarının Türkiye'de belli bir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Yani belli başlı uzmanlar var. Çin dili üzerine çalışan. Çin tarihi üzerine çok yok ama Çin dili üzerine genelde filoloji bölümleri var. O bölümlerde çalışılıyor. Tarih bakımından tabii bizim tarihimizin ayrılmaz bir parçası. Çin tarihi. Evet. Özellikle Çin, Çin Türkler... E, ilişkisi değil mi? Kitapta tabii ki, da altını tabii ki, tabii özellikle ki. çizmişsiniz. Tabii ki. Tabii ki yani Eski ya, Türk ya. tarihini e, anlayabilmek için Çin tarihini anlamamız lazım. Sizin yol öyle mi çıktı? E, evet, evet. Kesinlikle öyle. Zaten bizim eski e, Türk tarihinin belli bir döneme kadar kaynakları sadece Çin kaynakları. Başka bir kaynağımız yok. Ancak o kaynakları okuyarak, değerlendirerek bir fikir elde edinebiliyoruz. O bakımdan, yani hangi yüzyıllar milattan bu, önce? Bu milattan yani. önceki dönemlerden başlıyor. Yaklaşık olarak 8. 9. asırlara kadar elimizde başka bir kaynak yok. Mesela Hun tarihi için Çin kaynaklarından başka okuyabileceğimiz bir kaynak yok. Bu bakımdan tarihimizi biraz da Çinlere borçluyuz. Onların yazdıklarından bunu Bilmemizi öğreniyoruz. Herhalde. Tabii ki tabii ki. Ve bu tabii niye Çinliler bizden bahsediyor? Elbette ki. Yani siz Türkleri çalışırken e tabii Derdinizi ki, Çin'de mi tabii ki, tabii ki yani her kitle de. Çünkü bunlar birbirine bağlı. Yani Çin tarihinden Türk tarihini boyutlamak veya da tam tersi bir iş yapmak çok mümkün değil. Eski dönem için konuşuyorum. Çünkü bozkır sahasından inip Çine doğru giren atlı ordular bütün Çin tarihini değiştirmiştir ve Türkler yüzyıllar boyu Çin'i idare etmişlerdir. O kitapta geçen hanedanların ...bir kısmı evet. Türk hanedanı. Şimdi şöyle bir bakınca... E, ...kaç bin yıl geriye kadar gidiyor... ...Milattan önce Çin Bu konuda çok tarihi. şey söylenebilir. Yani Milattan önce 3 bin lira kadar e, götürülüyor. Çinliler zaten derler... ...biz 5000 yıllık bir tarihe sahibiz. E, böyle bir bakış açıtı var. Ancak e, tabii bu tarih... ...geriye gittikçe biliyorsunuz ki biraz... ...efsaneleşiyor. Mitolojisi var mı? E, var tabii ki. Hem de çok köklü ve etki bir mitolojiye sahip... E, ...Çin milleti bizim gibi biz de öyleyiz. Ee, tabii onların bu mitolojik dönemleri bazen tarih gibi anlatılıyor. Yani milattan önce işte 2500'lerde bir olaydan bahsediliyor veya işte bir hükümdardan bahsediliyor. Mesela sarı imparator, imparatordan bahsediliyor. Bu imparator muhtemelen efsanevi bir şahsiyet. Yani gerçek bir tarihi bir kişilikle eşleştirmek biraz zor. Ancak Çinliler bir tarih kurgusu yapmışlar ve bunun tepesine de işte bu Sarı imparatoru yerleştirmişler. Bu, bu tarih kurgusu, Çin'de tabii değişim yaşıyor. Birazdan soracağım. Hanedanlık, Cumhuriyet, komünist Rejim. değişiyor mu? Hep aynı mı? Ee, dönem dönem değişiyor. Hı. Çünkü tarihçilik özellikle modern dönemde başka başka akımlar içerisinde farklı açılardan ele alınıyor bu konular. Mesela imparatorluk dönemindeki Çinli tarihçiler başka bağlamlarda ele alıyorlar. Yani 19. yüzyıl tarihçileri mesela Çinli tarihçiler. Efendim Çin Cumhuriyeti dönemi işte 1912 yılından sonra yaklaşık bir 30-40 yıllık bir dönem var. O dönem tarihçiler başka açılardan ele alıyor. Ve tabi tabii Çin Halk Cumhuriyeti dönemindeki tarihçiler daha çok özellikle başlarda, başlarda bunu bir sosyalist tarihçilik anlayışı çerçevesinde değerlendiriyorlar Peki mesela. Mesela komünistler geldikten sonra batsın bu hanedanlar gibi e bir o var. söyleme o, girişiyor. O var. O bütün şey. yani bütün yeni rejimler devrimle gelen bütün yeni rejimler eskiyi kötülemek zorunda kendisinin meşruiyeti maksimuma... şey beceremediler. <laughs> e, Şimdi geldik biz becereceğiz. Yok şu var. Mesela onların vurguladıkları temel şey şu. Yani burada bir sınıf savaşı var. Bir edilenler sınıfı var. Tarih boyunca bunlar hep belli bir e, zadegan kesim tarafından edilmiştir Toprak ağaları beyler tarafından ezilmiştir. Bu, Halbuki belki... Mao herkese bir kap pirinç pilavı verdi. <laughs> evet, Mao şunu söylemiştir. Kitapta herhalde o okudunuz. Evet. Yani belki Çin'e demokrasi getiremedik ama Nasıl? herkese bir kap pirinç, pirinç verdik diye söylemiştir. Bu önemli bir şey. Çünkü gerçekten de Çin halkı yüzyıllar boyunca o kitapta biraz bahsetmeye çalıştım onu. E, çok zor şartlarla yaşıyor. Yani bu çünkü toprak e, denginlerin elinde. Her zaman büyük mü Çin? Tarih her zaman boyunca. büyük. Nüfusu da her zaman yani kalabalık. Yani hem e, nüfus olarak hem... E, tabii tabii. Yani Çin tarihte de çok kalabalık. Bakın ben o konuda yıllar önce bir çalışma yapmıştım. E, milattan sonra iki yılında Çin'in nüfusu 59 küsur milyon. Milattan sonra. Milattan sonra iki yıl. Dünya boş o esnada. Hesap edin. Yani o çağda bile karabalık. Şu rivayet İkinci Dünya Savaşı'ndaki Çin'de de konuşuluyor mu? Hani eyvah dünyanın sonu gelecek deyince kim? Çin'deki lider şey diyor. Ee, yani herkes ölse de muhakkak biraz Çinli kalır ve dünyanın soyu devam eder. Öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Çin'in mesela büyük e, sosyalist dönemde büyük kitlesel projeleri olmuştur. Efendim işte büyük tarım sanayi hamleleri, projeleri olmuştur. Bu projeler maalesef birçok insanın canına mal, mal oldu. Olmuştur. Yani Mesela düşünün yani 1958-62 yıllarında o büyük atılım adı verilen o sanayileşme projesinde rakamlar tabi biraz afaki ama yani milyonlarca insanın öldüğü bir hakikat. Bunu Çinli tarihler de ifade ediyor ama bu şey önemsiz gibi yani tamam Detay. inan ama yani insan bu ölmüş ama Hakikaten. Nüfus çok yani Hakikaten. hani <laughs> hani bizde mesela Türkiye'de Yeni 1 milyon insan var. ölse bu bizim için büyük bir şey olur ama orası kalabalık bir memleket olduğu için e, tabii ki yine de bunun etkileri çok onu söylemek lazım mesela tarihte de bu olmuştur. Çin'de zaman zaman salgın hastalıklar dönemlerinde birçok insan kırılmıştır e, kıtlık dönemleri olmuştur mesela. Özellikle kuzeyden gelen büyük Türk çökenli hanedanların Kuzey Çin'i ele geçirmelerinden sonra güneye doğru birçok Çinli göç etmiştir. Ve o kalabalık kütleler halinde yaşayıp bir avuç pirince muhtaç olmuşlardır. O Mao'nun dediği gibi yani bir çanak pirince muhtaç olmuşlardır. Bu Çin tarihi boyunca Çinlerin bir kaderi açlık. açlık Ve bugün tabi durum öyle değil. Nüfusla mı alakalı bu tarih? Nüfusla çok. Nüfus Peki çok. şimdi biz e, maalesef böyle bu. Siz de, e, detay detay hakikaten bir nevi hap gibi vermişsiniz e, binlerce yıl öncesinden başlamışsınız. Tabii orada şunu söyleyeyim e, bu Çin ana kaynaklarına dayanarak ve oradaki saha araştırmalarma. Evet, var. arkasındaki bibliografiyadan e, da gözüküyor. Ve şeye göre araştırma eserlerine göre hiçbirini atlamamaya çalıştım. Ayrıca yani... bunu da belirtelim hocamız aynı zamanda e, 2016 yılında Şangay. Buyurun söyleyin. Şeref üyesi olarak Şahay seçilmişsiniz. Şahay Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi'nde 3 yıllığına şeref üyesi olarak seçildim. Evet. Pek çok yabancı şey pek çok makaleniz var. E, kendinizi Çin'e vermişsiniz ama Çin hakikaten kolay bir yer değil. Çin'e değil de kendimi Türklüğe verdim diyelim. Peki. E, e, ama yolunuz Çin'e çıktı. Türk bir Şimdi çizim. bakınca e, 5-6 bin yıl evveline kadar gidiyorsunuz. Evet. Milattan önce hanedanlıklar. Belki ayıp oluyor böyle söylemek evet, ama o tarihte çünkü başka imkanımız yok zamanımız da sınırlı. Ee, ne görüyorsunuz mesela hanedanlık ve Çin dediğimizde e, neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle tabii e, şunu önce cevaplamak lazım. Buyurun. Çinli dediğimiz kim? Şimdi bizim ha, Türkiye'de tabii. mesela e, yani. Çinli'den ne anlıyoruz biz? Hepsi aynı diyoruz biz. Evet hepsini aynı görüyoruz. Bu arada bir ayrıntı vereyim. Onlar da bir de hep aynı görüyorlar. Onu Diyorlar söyleyeyim. evet. <laughs> Onlar da bir hep birbirine benzetiyorlar. Birbirine benzetiyorlar. Tabii şunu şey yapmak lazım. Çinli dediğimiz asıl Çinler nerede yaşıyor? Bugün hala gerçekten asıl Çinleri gidip görebileceğimiz bölgeler var. Asıl geleneksel Çin bölgeleri. Yani? Bunlar, bunlar bugünkü Çin'in Hubei, Hınan, efendim Hunan Hubei gibi ve Shanxi, Shandong gibi eyaletlerde bunlar Orta Çin bölgeleri. Yani bunlar esasen şöyle söyleyeyim. Keşke bir harita şey yapsaydım, getirseydim. Keşke Şimdi biz de, şey evet, oldu. Biz inşallah bir, dahaki sefere. Belki vardır arkadaşlarımız evet, gösterir. Bu sarı ırmak ile uzun ırmak dediğimiz ırmak, yangzı diyoruz buna. Onun arasındaki topraklarda esasen Çinler yaşarlar. Esas Çin Merkeze çiftleri. yakın mı burası? burası Pekin bugünkü başkent ya, oradan güney taraflarda yer alıyor. Hı hı. Burası asıl geleneksel Çin bölgeleri. Yani bizim Çinli dediğimiz insanlar bugün dahi asıl olarak burada yaşıyor. E, kuzeye doğru çıkın, biraz insan tipi farklılaşır. Onlar klasik Çinli mi diyeceğiz? Klasik Çinli diyelim. Yani, yani asıl Çinli diyelim. Ne yerler, ne içerler, ne Bunlar, düşünürler? E, daha mı çok çok farklı kültürler var. Otantik. Şimdi şöyle söyleyeyim, mesela Güney Çin'de tabiat e, dağlıktır. Coğrafya dağlıktır. E, farklı farklı e, insanlar, insan grupları o vadilerde yaşarlar ve birbirinden habersiz bir şekilde çok etkileşim içinde değillerdir. Genelde bunlar da tarım toplumu olduğu için ve işte pirinç, çay gibi işlerle meşgul oldukları için çok böyle bir yere gitme ihtiyaçları da yok. Yüzyıllar boyunca aynı yerde yaşıyorlar. Dolayısıyla her bir vadinin... Dışarıda çıkıp gelmiyorlar. Dışarıda çık ihtiyaç yok çünkü kendi kendine yetiyor. Tarım ekonomisi genelde kendi kendine yeter. Yani çok kapalı toplum. Kapalı toplum. O zaman. Bugün hala ne dersek diyelim Çin toplumu dünyanın e, kapalı toplumlarından birisi. Endemeyim de kapalı toplumlarından birisi. Mesela televizyon var mı bu söylediğiniz yerde? E, var. Var Hı. o yok. Bugün konuşuyorsak var. Bugün en ücra köşelerde internet hızı en yüksek söyleyeyim. Hı. Yani dünyanın en yüksek internet hızı bugün Çin'de yani de en herhalde. En kapalısı da açık dünyaya. Açık yani. ama şöyle açık tabii. Bugünkü mesela Çin'de işte isim vermeyeyim sosyal medya özellikle Amerika kaynaklı sosyal medya hesapları yasaktır. Gelişim yasaktır. Hı. Veya işte bu çeşitli video izleme kanalları yasaktır. <laughs> e, bu, bunu özellikle son 10 yılda yaptılar. Peki nasıl sağlıyorlar alternatif bir durum eşya bulunabiliyor. Onun Çinlerin teknolojisi çok kuvvetlidir yani ha, bu problemdir. işte Şey yapıyor. Bir de şöyle bir şey yapıyorlar onlar. Yani tamam bunu yasaklıyorlar ama buna alternatif olarak kendileri çok güzel e, sosyal medya platformları Hı. oluşturdular e, ve e, bir Çinli artık başka bir şey ihtiyaç duymuyor. İhtiyaç duymuyor. Bu bir bakıma da güzel bir şey. Yani dışarıdan manipülasyonlara. Açık, açık diğer değil, şey peki yok. Peki yeniden bizim otantik Çinlilere gelirsek. Bizim otantik Çinliler tabii en eski Çin kültürü dediğimiz zaman bu konuda birçok görüş var mesela. Birçok çalışma var en etki Çin kültürü üzerine. Şunu söylemek lazım. Bir Çinli tarif et deseniz, eğer bana mesela sorarsanız. Bir Çinli bence e, tarlasında pirinç çeken, ılıman e, iklimde yaşayan ve kıt kanaat geçinen adamdır. Bu bana göre Çinli ortalama ortalama olarak Çinli, dediğimiz dediğim şey budur. Tabii Peki bu, bu, kişi için yani bu tarif ettiğiniz yer mesela ailenin hükmü nedir? Ülkenin hükmü nedir? Askerliğin hükmü nedir? İşte dinin hükmü nedir? Tabii ki bunların hepsinin önemi var. Özellikle aile çok önemli. Çünkü tarım toplumlarında özellikle geniş aileye ihtiyaç duyulur. Çünkü... Bu arada çok özür dilerim. Bir harita gösteriyor arkadaşımız. Çin'deki etnik kimlikleri gösteren. Evet. Ben şu an göremiyorum ama... Gözlüğünüz takın. Evet. Yaklaşık olarak yine de biraz uzak kaldı bana ama doğrudur. Yani, Bunun ortasından bahsediyorsunuz siz. o kıyasın. Evet. evet. Tarif Bu, doğu, doğu tarafına doğru giderseniz işte kıyıya varmadan o orta tarafındaki kısımlar oralar işte asıl <laughs> evet. Çinlerin yaşadıkları yerler. Bu tabii, tabii şey. Çince ile uğraşınca insan gözleri de herhalde <laughs> evet. yoruluyor. Ee, tabii bu şey ee, eski Çinliler esas olarak bu tarım toplumu. Tarım toplumu. Ee, hayvanla e, pek meşgul olmuyorlar çünkü öyle bir coğrafyada yaşamıyorlar. Bir de özellikle... O yüzden et yiyen insan sayısı işte benim bildiğim 20-30 sene önce çok sınırlıydı değil mi? Yemiş olan. Tabi, tabi, yani e, tabi, tabi, öyledir, öyledir. E, mesela en eski Çin'de de e, genel olarak e, hamur ve sebze ağırlıklı bir beslenme söz konusu. Hamur dediğim e, daha çok işte Kuzey Çin bölgelerinde üretilen tahıllar ve güney tarafında da güney Çin'de de daha çok pirinç. Pirinç Ama ve bir toya. taraftan da brodel de şimdi sizinle konuşurken hatırladım. Batı e, batıyla mukayese ederken bizim çöpe attığımız her şeyi yiyorlar diye bir <laughs> ben iş, de, o, da, o dönemin gezginlerinden naklediyor şey evet, evet. Bu tabii e, o adamların yaşadıkları dönemdeki bir oryantalist bakış açısı bu. Yani bu ha, öyle mi? E, Çin'i çünkü batılılar gerçekten hiçbir zaman tanıyamadılar bence. Çünkü Çin'e onlar mesela ilk Çinli, Çin'e ilk giden Avrupalılar 1500'lerde gittiler. 1500'lerde gittiler ve misyoner olarak gittiler. İlk Cilvit papazları gitti mesela. Pekin'de kilise açtılar. Daha sonra Güney Şanghay bölgesinde kilise açtılar. Ve bu, bu gidenler misyonerlerdi. Daha sonra biliyorsunuz Çin... Daha 16. E... yüzyılda. Tabii ki tabii ki. Daha sonra, sonra soracağım zaten batılaşmayı falan da. Tabii ki tabii ki. Daha planla... daha sonra yani. E... Ben sizi dağıttım kusura tabii bakmayın. Ki. Tekrar Çin'in içine dönersek. E... Yani ha hanedanları, e... standart Çinli üzerinden din ilişkisi, aile ilişkisini sordum. Ama bu, bu soruya şeyden geldik. E... Geçmiş tarihi baktığımızda ne söylersiniz binlerce yıl için dedim. İşte ben siz gibi, de dediniz ki Çinle Çinle Çin, le, Çin, le, evet, evet. Gibi Çin mesela, neresi önce onu tanımla dert edildim bana. Şunu söylerim istikrar ve e, statik bir hayat ve uyum uyum çok önemli e, huzur çok önemli huzur uyum e, e, yani ani bir dönüşüme pek açık değildir Çin toplumu veya bir hızlı bir hayata çok alışkın değil Mesela biz Türkler çok dinamik bir hayat yaşıyoruz. Eski Türkler olarak diyorum. Şimdi de öyleyiz Her aslında. Zaman. Her zaman da öyleyiz. Dinamik bir hayat yaşıyoruz. Çok hareketli bir hayat yaşıyoruz. Bu etki Çinler için geçerli değil. Onların dünyasında belli bir istikrar var. Belli bir durağanlık söz konusu. O yüzden zaten kuzeyden biz güneye doğru indiğimiz zaman Çin'in işlerine çok kısa bir sürede bütün Çin'i Kontrol altına alabiliyoruz. Aynı zamanda tabii savaşma kabiliyetlerimiz yüksek. Çinler tarım toplumu iyi savaşamaz. Savaşmayı bilmezler. Çok organize olmaları lazım. Çok merkezi bir güç tarafından silahlandırmaları lazım. Erzak sağlanması lazım ki ve eğitimleri lazım ki... ...kuzeyden gelen bu bizim atlılara karşı koyabilsinler. Bunun için mesela yıllarca, on yıllarca mücadele etmişlerdir ki... ...ordularını Türk orduları gibi e, silahlandırsınlar, Türkler gibi eğitsinler, Türkler gibi ok attırabilsinler, ata bindirebilsinler. E, o bakımdan diyorum e, Çin e, tarihi kuzeyden gelen Türkler anlaşılmadıkça anlaşılmaz. Bütün Çin'in içerisindeki dinamikleri birdenbire değiştiriyor. Birdenbire değiştiriyor. O zaman bu yeni bir yayın konusu. <laughs> yani çıkarmak e, mümkün bunun. değil Çin tarihinden diye yazmışsınız. <laughs> evet. e, kayıt tutmak çok önemli bir özellik değil mi? Çok önemli. Çok mi önemli. Bu Çin ha bir de eğer yine toraklarsınız ki mesela Çin dertine ne gelir aklınıza yazı. Hı -hı. Bir yazı kültürü. Bu çok önemli bir şey. Kaç bin yıllık? çok eskiye gidenler var. Yani milattan önceki 2000'lerden bahsedilir. Daha eskiye giden yadı, yadılardan bahsedilir. Tabii yadı şöyle başlıyor. Genel olarak insanoğlunun bir merakı vardır. Ee, gelecek merakı. Veyahut insanoğlu daima bilinmeyeni öğrenmek istemiştir. Bu da neyi e, beraberine getirmiştir? Fal. Yani hmm. falcılığı beraberinde getirmiştir. Çimpolu var doğru. E, evet evet. Asıl bunları bu kemikler üzerine işaretler e, yazarak bunlar Fala bakmaya başlıyorlar. Bu Çin yazılarının ilk örnekleri, işte bu Kaçıncı? fal yazıları. Milattan önce. Yani çok şimdi şöyle yazıları tam bir tarihine çünkü üzerinde tarih yok. Ama yaklaşık olarak bunların 2000'ler civarında milattan önce olduğu düşünülür, düşünülür. İşte Shang dönemi dediğimiz bir dönem var. O döneme yaklaşık olarak tarihlenir. Shang döneminin fal kemikleri denir ve efendim işte bu yadılar yavaş yavaş gelişiyor tabii ki. Yani önce bir işaret koyuluyor. İşte siz gelip bana soruyorsunuz İşte bu kış nasıl geçecek? Merak ediyorsun. Ürününüz var çünkü. Hala sorabiliyor muyuz şimdi? <laughs> evet. Ya tarım toplumu için çok önemli bir şey. Yani e, hava durumu efendim özellikle meta şey e, de çok. Masum şeyler için fal bakıyorlar. Öyle gözüküyor. <laughs> tabii ki Çin toplumu çok meraklıdır. Bugün e, bizim gibi onlarda. Biz de çok meraklıyız ya. Çok meraklıdır Çin toplumu. Ee, onlar da özellikle bu evlilik efendim. Yani kendi günlük yaşamları için de bakıyorlar. Tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki. Ya yani mesela sadece bu hükümdar için falan eee değil işte yani hükümdarın resmi falcısı mı var? Tabii ki tabii ki o da var. Gerçi ee... Batı'da da var. <laughs> Metran'ın astroloğu vardı. Evet 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 var. Yani e, genel olarak zaten hükümdarların bu tür insanlardan yararlandığı bilinir. Bizim Türk tarihinde de var. Mesela Atilla'nın bir e, efendim müneccimi vardı. Onu biliyoruz kaynaklardan. Diğer bazı devlet adamlarımızın da var. Bu bütün bugün devletlerde. De var, bugün içinde söyleniyor. Evet yani. evet olması mümkündür. Mesela Çin'in ilk e, kütüphanesi diyebileceğimiz, yani milattan önceki bu işte Şang dönemi'ne doğru tarihlenen e, bazı e, kemik yazılarının olduğu bir külliyat var. Bu bunlar bugün bizim elimizde mevcut. Bu mesela aslında tarihteki en eski kütüphanelerden biriktirdi. E, Tabi yani en eskilerden birisi diyelim. En etkilerinden birisi diyelim. Bu e, yazı daha çok işte önce fal işiyle başlıyor. Daha sonra yavaş yavaş böyle e, hadiseleri kaydetme işiyle devam ediyor. Bir de insan insanoğlunun biliyorsunuz soyut düşüncesi geliştikçe yazı gelişir. Çünkü ilk Çinliler yazarlarken e, her gördükleri şeyi resimde ifade Çünkü etmeye çalıştılar. Kemik yazıları deyince biraz tasvir edebilir misiniz bize? Ne Tabii, demek kemik mesela yazısı? mesela bir inek kemiğinin üzerine. İşte e, siz bana bu kış nasıl geçecek diye soruyorsunuz. Ben e, çeşitli işaretler koyuyorum inek çeminin üzerine Arkasından onun karşılıkları var. Çemiyi size tutuyorum. Diyorum ki e, buradan seç. Şunu seçiyorsun, bunu seçiyorsun. Kağıt seçer gibi. Evet. Arkasında da e, onun karşılıkları var. Yani bir nevi fal mı bakıyoruz biz Bir nevi fal mı? bakıyorsunuz. Bu e, yazının oradaki asıl başlangıcı bu. Şey de var tabii mesela kazanlar üzerinde, yemek kazanları üzerindeki... E, aile. E, yani yazıyı var. kullanmaları falla mı başlıyor? Falla başlıyor denebilir. Allah Allah. Falla başlıyor ilginç. denebilir. Dediğim gibi bir de şeylerde de var. Eşyalar üzerinde, ev eşyaları üzerinde de, e, kazanlar üzerinde, çeşitli kaplar üzerinde de e, yazılar var. Çok kısa mesela bir işaret var. Ailenin adı yazılıyor veya başka şeyler yazıyor. Küçük küçük işaretler. Bu şekilde gelişiyor. Bu şekilde gelişiyor. Tabii ilk Çinliler bu yazıyı önce mesela bir atı görüyor. Bir at resmi çizmeye çalışıyor. Daha sonra tabii... E, Yazı dediğiniz şey daha çok görsel. Görsel. Baktığınız zaman hakikaten ilk e, örnekleri elimizde var bizim. E, hakikaten ata benziyor. Yani kafası, ayakları, kuyruğu falan bir at. Tabii bu yazmak zor. Çünkü insanoğlu en kısa zamanda hızlı yazmak ister. Bir de soyut düşünce geliştikçe yazıyı daha basitleştirmek ister. E, daha çok şey anlatmak ister. Daha az yazarak. O bakımdan zaman milada doğru geldikçe yazı gitgide gelişkin bir hale geliyor. Daha böyle mesela dediğim gibi atı anlatıyorsunuz ama mesela mutluluğu nasıl ifade edeceksiniz? soyut düşünce yani. Soyut bir kavram bu. Onu da çeşitli şeylerle, efendim çeşitli usullerle bunları da zamanla geliştiriyorlar. Mutluluk, üzüntü, efendim, talih, keder bunları ifade ediyorlar. E bu şekilde ve tabii şu var, yazıda en önemli şey şu, yazının gelişmesinde devlet, devlet olursa yazı gelişir. Yani ne kadar insanlar bireysel olarak mücadele etsinler, ben bu yazıyı geliştireceğim desinler. Çin'de birçok tarih boyunca kurulmuş devlet var, beylikler var. Bu beylikler çeşitli birbirleriyle münasebetler kuruyorlar. Efendim tabii bu beyliklerin aynı zamanda kendi işlerinde bir nüfus var. Ve bu yerleşik bir tarım toplumu. E bunların vergisi kaydedilecek. Asker toplanacağı zaman onlar kaydedilecek. Nüfus kaydedilecek. Devletin gelirleri. Bunların hepsi bir kayıt meselesi. Ve bu bakımdan da bütün Kaçıncı bu... Kaçıncı bin yıldan itibaren kayıt başlıyor? Bu e, asıl sistemli kayıtlar M.Ö. 8. yüzyıldan sonra var. Yıllık şeklinde hatta. Böyle e, bizim e, sanname dediğimiz usullerle vaka zaptı şeklinde var. İşte şu beylik bize saldırdı. Biz ona şurada saldırdık. Şuradan şu halk geldi. Biz onlara vergi verdik, haraş verdik gibi bu tür kayıtlar tam önce 8. yüzyılda sistemli bir şekilde görülüyor. Görülüyor. Bu tabi devletin dediğim gibi olması ve yerleşik bir tarım toplumuna hükmeden bir devletin olması. O önemli tabi o ayrıntı. Çünkü konar göçer bir devlette ya da aynı ölçüde gelişmiyor veya çok az gelişiyor. Hı hı. E, yerleşik bir tarım toplumunda bir de vergi... bazı milattan önce yani tabii ki tabii ki tabii ki Yerleşik bir tarım toplumunda vergi çok önemli. Toprak, toprağın dağılımı, toprağın kime ait olduğu, kimin tarafından işleneceği, bunların hepsinin kayıt altına alınması lazım. Toprak hukuku mesela Çin hukukunda çok gelişmiştir. Kölelik hukuku çok gelişmiştir. Kölenin hakları var. Nereden alıyor köleleri? E, köle kendi içerisinden veya hmm. mesela başka milletlerden de köleler var. Özellikle eski Çince eski Çin'de çok yaygın olan e, Tibetli köleler var. E, eski e, Tibet'ten e, gelen köleler var. Yine Güney Çin bölgelerinden bugünkü Güney Çin bölgelerinden ama Çinli gelenler. Ama şimdi biri Çinli birinde köle alabiliyor, öyle mi? E, tabii tabii. O da var. O da var. Bu yaygın değil ama. Hmm. Yaygın değil. E, daha çok dediğim gibi bu savaşlar. Konu, e, tabii o da var. O tür şeyler de var. Daha çok bu Çinlilerin yaptığı şey şu. Buna tabii kölelik adını verir efendim. Tabii bu da bir kölelik. Daha çok Güney Çin'de büyük toprakların üzerinde e, halk, köylüler, o derebeylerine diyelim toprak ağlarına e, kira bedeli ödüyorlar. Kira bedeli ödüyorlar. Yani o toprağa işlemek üzere. E, bu tabii karın tokluğuna belki hatta karnını bile doyuramıyor. Buna artık isterseniz kölelik deyin, isterseniz hür yaşamak deyin. Böyle bir durum bu Çin toplumunda söz konusu. Yani o bakımdan mesela bizim kuzeyden gelen Türkler, Çin'de devlet kurdukları zaman pek bir engelle karşılaşmamışlar. Yani halkın kolay kuşatmışlar. Kuşatmışlar, almışlar. Bu sadece şeyden kaynaklanmıyor. Türklerin çok güçlü bir ordu ya sahip olmalarına kaynaklan. Aynı Mukavmet zamanda. Mukavemet yok karşı taraf. Mukavemet dediğim gibi karşılarında tek bir Çin devleti organize olduğu zaman var. Ancak genel olarak halkın karnını doyurmaktan başka bir endişesi yok. Hmm. Zaten Peki bu doğru... hanedanlıklar var. Yani bakınca bir bir sürü hanedanlık. Ben tabii bunların tabii. isimlerini de söylemekten acizim. Evet tabii. O... Ee, okuduğumuz zaman doğru okuyup okumayacağımız da şüpheli. E, Şöyle öyle bakınca ne görüyorsunuz? Şöyle Tabii Çin tarihi Hep... e, Çin tarihi hanedanlıklar tarihidir. E, yani Çin'de bir sürü hanedan mı? Yoksa olabiliyor. merkezi aynı bir anda, hanedan mı? Tabii ki aynı anda. Merkezi bir yönetime sahip olduğu da oluyor mu? Tabii tabii. Aynı anda birçok devlet. Mesela düşünün önce 8. 7. yüzyıllarda bir bakıyorsunuz yüzden fazla devlet var Çin'de. Beylik yüzden fazla. Hepsi birbirini yiyor birbiriyle mücadele ediyor. Zaten bu birbiriyle mücadele ettiği için bu yazı bu kadar gelişiyor. Efendim e, kayıt kültürü bu kadar gelişiyor. Daha sonra mesela düşünün e, 6. yüzyıllarda milattan önce 5. yüzyıllarda içinde ilk, ilk büyük düşünürler felsefi düşünce ortaya çıkıyor. Devlet Kaç idare etme dediniz? kaygısı... 5. yüzyıl 4. 6. Milattan yüzyıl milattan önce, milattan önce bu dönemlerde mesela Konfüçyüs'ün dönemi yani bu dönemde. Evet başlayalım o zaman Konfüçyüs'e. Hayatlarına nasıl giriyor Konfüçyüs? Bu işte aynı bu devlet meselesinden Konfüçyüs'ün Çinlilerin hayatına girmesi böyle. Konfüçyüs bir kere gerçek bir adam. Hani bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Var mitolojik olmayan bir, bir kahraman evet, değil. Evet evet bir kahraman değil. Kendisi Çin toplumunun bu devlet içerisinde nasıl yaşaması gerektiğini Ortaya koymaya çalışıyor. İnsanların nasıl e, huzurlu e, olabileceğini e, tartışıyor. Bir da aslında onun yaptığı. Mesela onun bir kitabı var çok meşhur. Konuşmalar diye. O bazen Hı. tartışmalar diye de anlaşılabilir. Konuşmalar. Mülazalar falan. Mülazalar tabii ki. Lunyu diye. Bu mesela o kitapta e, insanların eğitimine çok önem veriyor. Yani bir diyor mutlu olmak için bir refah işini yaşayabilmek için eğitime önem vermediği. Eğitim derken öğrenimi mi kastediyor? İnsanların bir... eğitimi. Her, her ne anlarsanız, hangi bağlamda anlarsanız Ya da tekamül etmeleri, ahlak e, tabii, tabii, her anlamda, eğitim mi? Her anlamda eğitime çok önem veriyor. Devletin içindeki uyuma çok önem veriyor. Uyum. Ne demek? yani çok başlılık veyahut da farklı farklı organların farklı e, politikalarla hareket etmesi gibi durumlar veyahut da farklı farklı beyliklerin birbirleriyle ilgisiz bir şekilde hareket etmeleri hayır diyor bir uyum içerisinde bir tek bir devlet aslında öngörüyor Konfüçyüs. onun asıl öngörüsü bu ve Çin toplumu içerisinde bu o kadar bir muteber bir düşünce haline geliyor ki bugünlere kadar kaçıncı yüzyıldan itibaren muteber? bu işte MÖ kendisinin ölüm ölümü 5. yüzyıl MÖ ve onun e, ekoli, yani Konfüçyut Ekoli ile yazılan birçok kitap olmuştur. Bunların çoğu devlet nizamı ile alakalı kitaplar, devlet yönetimi ile alakalı kitaplar. E, şimdi şunu söyleyeyim. Çin insanının e, esas e, e, konumu hep devletin içerisinde. Yani e, devleti seven bir millet. Bizim gibi aslında onlar da. Biz de devleti çok severiz. Devleti seven bir millet. Devletin içerisinde e, her şey devlete göre daima. E, her zaman öyle. Her zaman öyle. Bugün de öyledir. Bugün de öyledir. Bugün de ne dersek diyelim, yeni nesil ben mesela gittiğim zaman birçok yeni nesilden insanlar buna da çıkıyorlar evet. var. Ama Çin düşüncesi her zaman devleti esas alır, esas alır. Böyle bir yönü vardır. Devletin birliğini esas alıyor. Efendim şeyi esas alıyor. Ucuma esas alıyor. Bakın bir daire var diyor. Bu dairenin içerisinde. Evet A olabilir, B olabilir, C olabilir diyor. Ancak bu dairenin içerisinde bu daireyi dağıtmadan hepsinin uyum içerisinde daire esas. Daire esastır diyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Çin'de bir sosyalist devrim yapıldı. Tabii bu kimilerine göre sosyalist devrim bile değil. İşte 49 yılından sonra Mao'nun yaptığı iş. Hatta Mao'yu suçlayanlar bile var. Şeyler Sovyetler döneminde 69-70 yıllarında Mao'yu bir köylü, bir hı hı. adam olarak, bir efendim, bir hatta hatta feodal olarak nitelendirenler bile var. O kadar yani o kadar tuşuyorlar bunlar sosyalist olamaz diyorlar. Çünkü Çinli sosyalistler şunu söylüyor diyorlar ki ya biz evet bir sosyalist bir düzen kuruyoruz ancak bizim Sovyetlerden durumumuz farklı, bizim kendi şartlarımız farklı. Dolayısıyla bir bir işçi Bunun diktatör diyor farklı. efendim. Kumaşımız farklı. Her şeyimiz farklı. Gerçekten de öyle. Efendim bir kalkıp bir işçi diktatörlüğü kurmak mecburen değiliz. Diğer sınıflarda biz kendi modelimiz. Kendi modelimiz. Mesela Çin bayrağında da öyledir. Efendim işte dört tane yıldız vardır. Eğer bayrağı hatırlarsanız orada bir bay, bir yıldız işçi, bir yıldız köylü, bir yıldız küçük burcuva, bir yıldız milli burcuva. Yani mesela Sovyetler sisteminde öyle değil. İşçi diktatörlüğü olacak ve diğer bütün her şey bastırılacak yani bir eksi ve artı kutup var diyalektik materyalizm diyorlar efendim bir kesim galip gelecek ve yeni bir senteze ulaşılacak e, hayır diyor bunlar biz diyorlar bizim kendi tarihi gerçekliğimiz var bizim kendi düzenimiz var biz bu dört sınıfı beraber uyum içerisinde korumak istiyoruz gerçekten de bugün e, baktığımız zaman Çin sisteminde e, sosyalizm diyebilir miyiz Bilmiyorum yani o konuda çok şey söyleyebilirim kitapta da biraz yazdım ama çok da bu konuda yorum yapmak istemiyorum tabii. ama sistem ekonomik sistem bir kapitalizm kapitalizm ama onu şöyle... Nereden baksan onu görüyorsun. Evet, Şimdi evet. araya gideceğiz ama Tabii. işte onlar kendi orijinal modellerini icat etmeye çalışmışlar. Ya bize Biz bize de bir sohbet diyorlar. Maucular vardı. <laughs> ee, Sovyetlerci, Arnavutluk. <laughs> evet, evet. Biz şey, evet, yani, evet. Be, Üçüncü dünyacılar benzeyim, vardı. Benzeyip benzemediğimiz evet. E, çok tartışmalı Şimdi şunu söyleyeyim bakın. Bunları, modellerin bunları peşinden mesela, koşmuşlar. Bunları mesela zamanında. çok iyi bilmemiz lazım biliyor musunuz? Mesela ee, benim içinde bulunduğum gelenek mesela milliyetçi camia bunları pek bilmez. Ee, bilenler bilir ama pek bilinmez, merak da edilmez. Halbuki iyi bilmek lazım. Özellikle şu anda iyi bilmek lazım. Şu anda iyi bilmek lazım. Ee, bu sistemi anlamadan, bilmeden nasıl bir politika? Mesela biz artık bir dünyada bir yere gelmek istiyoruz. Aa, Türkiye araya olarak. gidelim. Tabii. Ee, devam edelim. Tabii ki. Küçük bir ara birazdan buradayız. Şimdi Gürşat Bey araya gitmeden e, Mao'dan bahsettik. Mao'dan biraz sonra bahsedeceğiz. Ben yine sizin kitabın kronolojisinden gitmek istiyorum. Ama yönetmenim size bir soru sordu arada. Aynı soruyu sormak istiyorum. E, farklı diller konuşan, farklı etniklere sahip, koskoca bir devasa ülke. E, Kubilay Bey sordu size bunları bir arada tutan şey nedir? Bence yazı. Yazı. E, çünkü... Çinliler çok çok farklı biraz önce bahsettim. Vadilerde özellikle Güney Çin'de vadilerde birbirinden habersiz yıllarca yaşayan insanlar ve Çin dili vurgulayarak konuşulabilen bir dil. Vurgular çok önemli. Yani eğer doğru bir vurgu yapmazsanız konuşurken cümleniz anlaşılmaz. Ne dediğiniz anlaşılmaz. Bu öyle ki Çince konuştuğunu bildiğimiz iki insan birbiriyle yüzde yüz oranında anlaşamıyor. Bu vurguların aynı olmaması yüzünden. O kadar. O kadar. Yüzde yüz. Bakın %99. Yani bu mesela aynı köyde, aynı kasabada, aynı, aynı şehirde. Mesela işte yaklaşık işte bir... E, İkisi de Çince konuşuyor. Çince konuşuyor. Yazarsan yani yazıldığı zaman Çince ama konuştuğu zaman yüzde yüz farklı. İkisi kendi birbirlerini yüzde yüz anlamıyorlar. Siz anlayabiliyor musunuz? Hayır. Birbirlerini anlamıyorlar yani benim anlamam mümkün değil. Bu bakımdan onları birleştiren şey yazı bu tarihte tabii şeyleri de doğrulamıştır. Devletleri doğrulamıştır. Şimdi yeni bir hanedanlık kuruluyor. Vergi memuru gönderiyor bir bölgeye. Memur anlaşamıyor yerli halkla veya işte yerli halkın başındaki beyle anlaşamıyor. Bu sefer yazarak anlaşmaya çalışıyorlar. Fakat bu sefer yine sorun çıkıyor. Çünkü ...yazı da bazı farklı eee usuller var. Yerli halkın kullandığı yerli halkın yazı neden bu kadar çetrefilli? Çet çetrefilli bize ya, göre bizim için. çetrefilli. Ya onlara göre bir Çinli'ye göre. Ay, bakınca mesela alfabe Evet, zor bir yazı. Zor durdur. Zordur Çin yazı Zordur. Yani Çinli öğrenciler de e, kaç bir... senede öğreniyor mesela okumayı Şimdi Çinli sene olarak demek eee Ay mı? E, yok. Şöyle yani sene, bir sene şeyi vermek doğru değil ama yani İlkokuldan e, başlamak üzere hatta daha öncesinden başlamak üzere sürekli yazarak çalışırlar çocuklar. Ama e, yani ilkokulu bitirdiği zaman e, rahat bir şekilde Çince'nin bütün işaretlerini esas itibariyle yazar. Öğrenci yazar. Hiç ee, değişikliğe uğramış mı harfler? Ee, var elbette Yoksa ki. hep aynı mı? Elbetteki var. Yani, Ama ritmi yani genel şeyi demek istiyorum. Genel olarak korunmuş. Korunmuş. Hmm. Bunun en temel sebebi tabii Devlet dili olarak e, bu yazının, devlet yazısı olarak kullanılması, edebi yazı olarak kullanılması aynı yazının, ama tabii tarih içinde dönüşümler olmuş, çeşitli işaretlerin farklı yazılması söz konusu olabilmiş. Ama çok bu nadir, çok yaygın değil. Ee, Kaç bin yıllık bir alfabe? İşte dediğim gibi alfabeyi yani milattan önceki yaklaşık olarak 2000'lerden lerden başlatırsak 4000 yıllık bir e, alfabe değil ama yazı bu. Çünkü Alfabe yok Çince'de. Her bir şey için, söz için, her bir kelime için ayrı bir işaret yazmanız gerekiyor. Yani işte Latin alfabeti atıyorum 29 diyoruz. Arap alfabeti kaç diyoruz? Kiril ama Çince'de bir alfabe yok. Belli bir şey yok. Her bir. Kiril alfabesi değil. Evet onun gibi bir alfabe yok. Her bir. Japonca ile farkı? Japonlar zaten Çin yazısını kullanıyorlar. Yani yakın zamanlara kadar da sadece Çin yazısını kullanıyorlardı. Fakat onların bu batıllaşma hareketinden sonra 19. yüzyılın sonlarından sonra özellikle iki alfabeden kullanmaya başladılar. Hı. Daha çok yabancı şeylerin isimlerin transkripsiyonu için kullanmaya başladı. Ama bugün de mesela Japonca'nın %90'ı Çin yazısı. Peki Çince mesela sizin isminizi yazmak mümkün mü? Hayır. Mümkün değil. Sizinki de yazmak mümkün değil. Çinliler mesela sizin isminizi söyleyemezler. Evet. İsimsiz mi kalırız? <laughs> yani işte Berkıs Hanım diyemezler. Hı. Ne yani, derler? Ne diyebilirler? Ee, Bili kısı falan derler. Bili ha. kısı. Peki ülkeleri falan da tabii ki Çince. Neyse o kadar çok detaya gidersek evet, Bu, şunu söyleyeyim. Tabii bu Çin yalısı bu adamları bir arada tutmaya muktedir olmuş. Bu önemli bir şey tabii. Bu yazıyı da mesela Vietnam'da da Çin yazısı kullanılıyordu fakat o Fransız yanlış bilmiyorsam onlar bunu değiştirdiler Fransız sömürgesi zamanında onlara bir Latin alfabesi uydurdular. Ama Çinliler kısmen işgal altında oldukları dönemlerde dahi böyle bir şey düşünmedi ama şu var bakın 19. yüzyılın bazı reformistleri bunu düşünmüşler çok yaygın Hatılaşma değil. sırasında mı? Evet evet demişler ki ya bir de çünkü halk öğrenemiyor ya da çok zor e, insanlar okuyup yazamıyorlar. E, belli bir e, kesimin ancak okuyup yazabildiği bir dil bu. Dolayısıyla bir Latin harflerine geçelim diye tartışmalar ya, olmuş. Bir üstünlüğü var mı okur yazarların? <laughs> e, o zamanki toplumda Toplum mı? olarak evet. e, Tabii ki tabii ki. Tabii ki. Mesela bizde de öyle değil miydi? Yani Osmanlı döneminde e, kalem erbabı derdik. Yani okuyup yazan insanlar belli bir mevkiye yani kalem tutanlar mürekkep Ama kalem yanayanlar. tutan sahiden kalem tutuyormuş. E, tabii tabii. Yani Bizim tuttuğumuz gibi kalemiye diyelim mesela yani bu o sınıf o insanlar o kalem Diyor, tutanlar. Yok ben sıradan okur yazar aslında evet, evet. Sıradan okur yazarlık. E, yani köylerde e, okur yazarlık yok herhalde Hayır hayır değil hayır. Mi? Eski Çin'de bu öyle bir durum. demin tarif ettiğiniz klasik Çinli'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok yo, mu? Yok 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 öyle bir şeye ihtiyaç da yok. Ama bu mesela şöyle söyleyeyim. E, sosyalist devrime kadar yani 49 yılına kadar belli bir çaba olmuş yani özellikle Cumhuriyet döneminde belli bir çaba olmuş yani okur, bu, okur yazarlığı arttırma konusunda fakat yine de yine de 49 yılında bir rakam var kitapta yazdım ama şimdi hatırlayamadım zannediyorum yüzde 25'lerde bir tercih de olabilir mi sizce? Efendim? Çok geniş yani şeyin bu kadar zor olması bir tercih de olabilir mi? Geniş kitlelere e, yayılması devletin de bir tercih yayılmaması ee, valla o açıdan düşünmemiştim güzel bir bakış açısı o açıdan düşünmemiştim ee... düşünmeyelim o zaman peki <laughs> yani, Budanın Çinlilerin hayatına girişi e, Budizm tabi Çinler için yabancı bir din yani biraz önce konuştuğumuz e, Konfüçyüs e, bu din e, yani şöyle söyleyeyim tabi Konfüçyüs'ün bir düşünce sistemi var kimilerine göre bu bir din değil <laughs> e, bu bir felsefe bir Çinde mi? Çin'de ve yabancı araştırmacılara göre. Çin, Çinliler için. Çinliler için de yani kimileri de bazı araştırmacılar der ki bu bir din değildir, bu bir hayata bakış açısıdır, bir sistem, felsefedir. Felsef. Ama kimlerine göre de bu bu görüş tabii çok yaygın değil. Genel olarak e, Konfüçyüs e, sisteminin hem din hem bir felsefe olduğu hem bir hayat tarzı olduğu kabul edilir. Din olması şu yüzden çünkü belli başlı <laughs> ibadet e, pratikleri var. Kurban sunma gibi belli dönemlerde. Ne ile sunuyor kurbanı? Kurban e, çeşitli hayvanlar olabiliyor. Hı. Hangi dinler var Çinde? Çinde e, eski Çin'den bahsediyoruz. Eski, yani evet. eski Çin'de Konfütiyu e, bu tabii Çinlerin milli dini ve asıl devlet dinidir. Devlet dinidir. Devlet daima bu dine sahip çıkmıştır. E, i̇şte milattan sonraki e, ilk asırlarda Çin'e girmeye başlayan bir Budizm vardır. Bu da dini vardır. Ne kadar yaygınlaştı? Çok yaygınlaştı. Çin'de yani bu da dini çok yaygındır. Yaygındır. Bu tapınakları çok yaygındır. Çinler o dini sevmişlerdir. Sevmişlerdir. Bu aslında onlara yabancı bir din. Şu, ne getirmiştir Buda, da Konfüçyüs'ten farklı? Farklı şu, bu da bu da dininin bir meditasyon kısmı hmm. vardır. Meditasyon kısmı vardır. Onu mesela Çinler çok sevmişlerdir. Onu sevmişlerdir. Ve aynı zamanda e, bu da dininin e, en az Konfüçyut dini kadar veya Konfüçyut sistemi kadar bir e, düşünce sistemi vardır. Düşünce sistemi vardır. Aynı zamanda bir dünyayı yorumlamadır. Yorumlamadır. E, şunu söyleyeyim. E, Budizm çok yayıldı. Bir ayrıntı küçük bir ayrıntı. Çinlere Budizm e, Türkler üzerinden daha çok geçmiştir. Türkler vartasıyla geçmiştir. E, özellikle işte bu Doğu Türkistan bölgesindeki ...tapınaklar üzerinden, bu tapınaklardaki tercüme faaliyetleri üzerinden Çin'e doğru bunlar yayılmışlardır. Çin'deki ilk tapınak da ben oraya gitmiştim eşimle beraber. E, Luoyang adı verilen eski bir Çin başkenti var. Oradaki Beyaz At Tapınağı, Türkçesi bu. O tapınakta e, ilk Çin tapınağıdır, Çin'deki Budist tapınağıdır. Ve o tapınakta tercüme faaliyetleri yapılıyor. İki tane e, rahip Hindistan'dan geliyor bir atın sırtında bu da kitaplarını getiriyorlar. Orada bu kitapları Çinceye tercüme ediyorlar ve bugün o tapınak hala duruyor. O iki rahibin mezarları da duruyor o tapınakta ve oradan bütün uzak doğuya o bu da dini yayılıyor. Böyle bir özelliği var. Eee Taoculuk var. Tao dini veya Tao denir. Ha, Tao, evet de. evet. Taoizm denir. Bu din var. Bu çok önemlidir. Yine çeşitli ekoller vardır. Yani düşünce anlamında bizim e, söyleyebiliriz. din değil de düşünce olarak insanları ve devletin politikasında önemli olan mesela bir hukuk ekoli var bu çok önemli bu gibi ekoller de var e, e, bir isyanlık, de yerel dinler İslam, var İslam Yahudilik mesela hiç e, tabii ki. var mı? tabii ki tabii ki ben tabii ki daha çok Çinlilerin asıl Çinleri şeyini Çinli için. Çinli Müslüman Çinli tabii Yahudi Çinli var vardır var, 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 var bugün Çinde e, çok ciddi bir sayıda e, Çinli Müslüman Kaçıncı asırdan, itibaren, efendim, kaçıncı asırdan itibaren? Kaçıncı asır? Bunların e, şöyle söyleyebiliriz. Çin'deki ilk Müslüman varlığı iki yönde gelişiyor. Birisi e, bugünkü Şian şehri var. Şian şehri en eski Çin başkentlerinden birisidir. Eski adı oranın Chang'an. E, orada mesela bir e, Müslüman mahallesi e, kuruluyor. Bugün hala o mahalle var. Onlar orijinal Çinli ama değil mi? E, şöyle izah edeyim. O, oraya gelen e, Müslüman tüccarlar, yani bunun tarihi 7. yüzyıla kadar iniyor. Çünkü biliyoruz ki 7. yüzyılda Çin'e giden bir ticaret var. Var var var. var. Orada zaten e, İslam'dan önce de zaten bir ticaret hı hı. söz konusu var. Bu ticaret var. Önemli ölçüde de Göktürklerin kontrolünde olan, yani Batı tarafı Göktürklerin kontrolünde olan bir ticaret bu. Ve 7. yüzyılda bu e, eski Çin başkentinde mesela bir... gitmiş sahabeler var mı Çin'e? Efendim? Çin'e gitmiş var, 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 sahabeler. Var. Onu da söyleyeyim birazdan. Mesela bu e, Şiyan dediğimiz bölgeye Müslüman tüccarlar daha çok tabii erkek bunlar. Erkek. Orada Çinli kızlarla evlenmek suretiyle bir Müslüman bir nüfus ortaya çıkıyor. Yani bugünkü e, mahalle Hadi hala duruyor. Müslüman mı oluyor? Efendim? Tabii tabii Müslüman oluyorlar. Bugün hala o mahalle duruyor. Ben o mahalleye gittim. Onunla ilgili hatta bir yazı da yayınlamıştım. Ee, oradaki... Neler gördünüz? Tabii çok e, insana e, duygulandıran şeyler. Mesela? Çünkü oradaki o cami Çin'in en, en eski camisi. İlk camisi. Yani kaç yüzyıllık? Ee, şimdi çeşitli şeyler var. Ama 750 tarihlerine Hı. kadar iniyor. Yani kitabetli 750 evet, tarihlerine kadar. Gözüküyor. Evet çok etkileyici gözüküyor. Evet evet. İniyor. Şöyle o caminin mesela bütün e, duvarları ahşaptır. Ve Hı. üzerine Kur'an-ı Kerim'in tamamı Hak edilmiştir Aa ne kadar Onu, e, çok resimleri var. Ben size gösteririm. E, daha sonra şey yaparız. Çok şeydir. Güzel bir uhrevi bir havası mi? vardı. Bir de şöyle bir şey mesela o camide hem bir İslam mimarisi var hem de bir Çin mimarisi var. Yani iki o e, büyük kültürün kesiştiği bir nokta o cami. Daha sonra tabi camiye eklemeler yapılıyor. Efendim e, bazı hadireti genişletiliyor. Bugün orada çok ciddi bir cemaat de var. Yani ve dediğim gibi o Çinli Müslümanlar, e, bunlar e, biraz tip olarak da değişikler. Yani mesela sıradan bir Çinli'ye de benzemezler. Dediğim gibi biraz herhalde o karışımda... Müslüman siması mı Efendim geliyor, biraz daha olur. böyle tabii e, şey, çekik gözlük biraz daha az diyelim. Biraz daha farklı bir e, sima var onlarda. E, konuşmalarında İslam kelimeleri çoktur. Kubilay Bey diyor ki huyiler mi? Evet huyiler, huyu olarak e, Çinler adlandırır. Biz tarihte onlara dungan diyoruz, Hı. dungan diyoruz. Döngenden gelir yani dönemlerden. Zaten hui işareti de dönmek demektir. Böyle bir şey. Bir tarafı bu İslam'ın gelmesi. İslam'a dönüyorlar. Dönüyorlar. Dönmek. Evet, evet oradan geliyor. Bir döngen diyoruz veya dungan diyoruz. Bir tarafı da Türkler böyle diyor. Türkler, evet, Türkler öyle diyor. Türkler öyle, Çinlerde hui derler ama dediğim gibi hui de dönmek demektir. Aa, çok çok ilginç. <laughs> i̇nce bir Hakikaten ayrıntı bu. Çok güzel. Evet ince bir ayrıntı bu. Bir diğer de şey de e, Güney tarafından deniyordu. Yine mahalleyi bölümde, anlatıyordunuz, cami var başka? Orada bir şey var zaten bir cemaat, e, cemaat de var. Kalabalık bir nüfus var, bir e, mahalle yani var. Yani bakınca bir Müslüman cami haricinde de bir Müslüman mahallede olduğunuzu Tabii mesela şöyle söyleyeyim, e, yanlış anlam olmasın. Ee, tamam. Çinli Mahalle ya, yani bir Çinli Mahalle'ye girdiğiniz zaman biraz kokular değişik gelir. Hmm. Bir e, özellikle e, bizim Türk insanı için çok alışık olmadık kokular. Ama oraya girdiğiniz zaman biraz daha o kokuya alışırsınız. Yani hmm. o yemeklerde kullanılan e, malzemeler tabii helal tamamen o bölgedeki hmm. şeyler. Efendim, dikkat ediyorlar. Dikkat ediyorlar. Temizlik biraz daha önemli. Efendim, e, o bakımdan hissediyorsunuz. Tabii bir de şey var. Mesela erkekler genelde takkeli. Aa. Tabii. E, kadınlar başörtülü. <laughs> evet. Orada e, mesela e, bir eşimle beraber gittiğimiz zaman camiye, eee eşime oradan bir başörtüsü e, satın aldık yani bir eşarp satın aldık ve o şekilde e, camiye girdik. Yani de orada uyardı mesela oradaki Adam. Böyle giremezsiniz. E, tabii böyle girmeyin. Ee, yani biz açıkçası pek aklımıza gelmedi. Bizde öyle bir kültür var zaten ama o esnada artık turist düşüncesi de mi, ne olduysa birden. Bir bir de tür. Çin'desiniz ama... herhalde aklımıza <laughs> Efendim... gelmedi. Çin'de olunca insan Evet evet insan şey zannediyor. Peki denediyor. sahabe de gitmiş dediniz. Evet, bir de Mesela... ikinci bir istikamet de güney Madem tarafından. Madem bunlar 750'de cami yaptıklarına göre başka türlü olamaz zaten. Ee, var ama şöyle var. Deniz yoluyla daha erken tarihlerde gidenler var. Güney sahillerinden takip ederek o büyük Çin limanlarına doğru giden bazı İslam nüfusu olmuş. Yani gitmiş oraya yerleşmiş. Hatta bugünkü Şahay yakınlarında Songjian adı verilen bir bölge var. Ben oraya da gittim mesela. Orada hatta bir müddet yaşadım ben. Orada da mesela Çin'in en eski camilerinden bazıları bulunuyor. Yine Güney Çin'de bazı yerlerde mesela sahabelere ait olduğu düşünülen türbeler var. Hmm. bunun bir kısmı doğru yani olmayabilir. Yani 7. yüzyılda gelmiş olanlar e, tabii, var. Tabii tabii yani zaten söyleniyor e, dünyanın dört bir yani, köşesine gittik. Peygamber değil. Efendimiz zamanında bazı e, sahabelerin oraya gitmiş olması muhtemel. Evet. Bu konuda bazı şeyler var, yıldızlar var taraflı zaten. var zaten. Var var. Bu konuda zaten bazı yazılar var. E, ben türbelerden bazılarıyla gördüm. Sonra tabiinden de gitmişlerdir muhakkak e, Elbette ki. Elbette ki. E, var özellikle zaten 12. 13. yüzyıllarda İslam nüfusu Çin'de evet, Çin. çok artıyor. Çin Camii. Göremiyorum ama yazı yazı dağınık Yazık, Evet ama bence orası değil bu. Orası, orası değil de ama bir Çin camii. Ha, bu. olabilir, olabilir. Ama şu andaki şeye benzetemedim. Evet. Evet. Çin'de bu türlü mesela e, şeyler hem bir e, Çin mimarisi e, hem de bir İslam mimarisi var. E, mesela şöyledir. E, Çinli Müslümanların dilinde e, bazı İslam kelimeleri hala yaşıyor. Mesela? Ya Mesela selam verirken Çince selam vermezler. Selamünaleyküm derler. Bu yaşıyor. Hmm. Bismillah mutlaka yemeklerde e, yemeklerden önce söylerler o Çinli Müslümanlar. Bismillah diye söylerler. Yani Çince mesela normal bir Çinli bunu söyleyemez ama onlar söylüyorlar. Hı hı. Mesela abdest kelimesini kullanırlar. Abdest. Namaz derler. Bunları e, halen bu şekilde aynı telaffuzla bunu bilirler. Söylerler. Yani Çince'ye dönüşmemiş bunlar. Dönüştürmeden Hep. aynı şekilde onu bir yabancı kelime olarak kullanıyor. Ben de mesela o... Abdest, namaz. Tabii tabii. Çünkü abdest Arapça değil. Farsça bir kelime evet. bizde de Ama e, orada, da mı orada da abdest olarak namaz olarak e, orada da aynı e, kelimeler yaşıyor başka bir tür kelime var onların dilinde bu konuda akademik çalışmalar da var. E, ben e, mesela o camide şahandaki camide Çin'deki ilk cami orada işte e, bir abdest alıp bir namaz kılmak istedim sordum işte dedim ya böyle işte Çince anlatıyorum işte. Abdest mi alacak? Abdest dedi ya. Ha dedim abdest. Tamam dedi gösterdi. Şur. <laughs> o şekilde bir şey olmuştu. On hatta ben yazmıştım. Bir, bir eşimle beraber bir seyahatname kalemi aldık. Doğu Türkistan seyahatnamesi. Orada da bunları yazmıştım bu ayrıntıları. Bu ee, olabilir mi? Bence burası da değil. Şian'da bir camiymiş bu. Evet. Güneyde yani herhalde değil mi? Neyse şu, ama cami şu hakkında bir fikrimiz oldu. Evet evet yani bu şekilde bu şekilde tabi asıl bu bu caminin haziresinde giriş bu hani hmm. e, cami yok burada şu anda cami içeride olması Hı -hı. lazım. Yazıları da göremiyorum tabii ki çok dağınık. Evet. Şu şöyle kubbe biraz daha değişik. Değil evet. Mi? Bu tabi tipik uzak doğu Hı -hı. uzak doğu derken şimdi bunu bazı şeyler kılıyorlar. Vardı meslektaşlarımız. Or, oradaki işte bizim bizimlerimiz uzak. Hı hı. Hani e, Doğu Asya deyin diyorlar. Japonlar mesela buna çok kızarlar. İşte Batılılar da ekstra diyor. Evet. Uzak. Mesela şöyle e, biz bir harita kullanıyoruz. O haritanın en doğusunda Çin var, Japonya var, Kore var. Buradan bakınca da burası Oradan çok güzel. Bak, ama bakın onların haritaları var. Yani bir böyle bakıyoruz, Onlar da böyle bakıyorlar. Bu sefer kendileri merkezde. Amerika çok uzak batı olur <laughs> o zaman. Evet şeyde Avrupa evet. uzak batı oluyor yani onlara göre. Dünya yuvarlak da her ikisi de doğru. Doğru. Evet. Evet, budacılık şey Müslümanlığı konuştuk. Mühtedi var mı bu yani güncel? Var var yani. Ya, şöyle var şeyi var var mı? var var var. bu da var Hristiyan Dini tabi çok yaygındır. Özellikle Çin'in büyük liman bölgelerinde çok yaygınlaşmıştır. Bu biraz önce bahsetmiştim. 16. yüzyılda Misyoner faaliyetleri. tabi tabi tabi. Bu çok yayılmıştır. Peki bu farklı dinler arasında yani Çinlilerin hani etnik grupları falan yazı onları birleştiriyor. Din farkı problem teşkil ediyor mu? Yani elbette Çinlilik ki. önemli midir? Din daha mı önemlidir? E, dinin problem olduğu zamanlar oluyor. Yani Mesela, Müslüman bir Çinli için büyük ihtimalle Müslüman kimliği mi öndedir? E, her zaman öyle değil. Bu duruma göre değişiyor. Ortalama. E, şöyle söyleyeyim. Genel olarak Çinlilik önemli. Bir Çinli Müslüman için elbette ki önce kendi Çinli kimliği ve zaten Çince konuşurlar. Yani herhangi bir başka bir dil değil. E, kültür bakımından İslam kültürü almıştır biraz bazı şeyler var ama nihayetinde bir Çin kültürüdür. Onun için önemli olan tabii ki Çinliliktir. Ama e, din bakımından itirazları da çoktur bazılarının. Çoktur. Mesela tarihte de zaman zaman o huylerin Çinli yani kendileri Çinli ama yani Müslüman olmayan Çinli iktidarlara karşı çeşitli isyanları söz konusu olmuştur. Olmuştur. Bu hatta çok e, geniş kapsamlı böyle çok e, sarsıcı isyanlar. Yani tarihe kaydedilmiş. Tabii ki tabii ki. Ben onu bir kıtma da mesela? Orada, e, mesela bu Dungan isyanları diyoruz biz buna e, 19. Huyi yüzyıl. Hui isyanları. Evet Hui isyanları. Bu isyanlar olmuştur. E, bu Manço idaresi diyoruz. Yani, e, Çin sülalesi. E, bunların sert uygulamaları karşısında özellikle İslam'la ilgili sert uygulamaları karşısında isyanlar olmuştur. Mesela Moğol İmparatorluğu döneminde, Yuan Hanedan döneminde ee, Kubilay mesela Kubilay Han e, sünnet olmayı e, yasaklıyor. İşte hayvan keserken e, hayvanın boğazlanmasını yasaklıyor. Çünkü esas olarak Moğol geleneğinde e, hayvanın e, kurban edilmesi e, şey olarak yani bir e, kalbe göğüsten bir delik açılıp oradan aort damarı kopartılır ve hayvan ölür. Boğaz kesilerek yani bizim İslami usulde bu Moğollar kan için. Evet evet. Bizde kan akıtma esastır. Bunu mesela yasak diyor. Buna karşı mesela isyanlar çıkıyor. Şeyde. Müslüman kesim arasında. Bu tip şeyler olmuştur. Ama yaygın olarak Çinli Müslümanların esas esasen Çinli kimliğiyle hareket ettiğini söylememiz Peki mümkün. Peki Budistlerin onlara yönelik ya Şimdi da devletin bu onları var. tehlike yani bu tür, görmesi. Bu var. Bu tür şeyler var. Ama genel olarak Çin devletinin de tarihteki Çin devletinin de bu tür, evet burası, burası. burası Öyle mi? o Sizin şey adı, Evet, cami o, bu. Bu cami. Büyük cami diye geçiyor. Evet, bu en eski yapısı bu zaten. Çok ee, da güzel gözüküyor. Çok güzel bir, dediğim gibi. O mavinin rengi çok güzel tabii. E, bunun içi de keşke, ben keşke getirseydim resimlerini, bütün duvarları dediğim gibi inşallah. Bir biz zaten modern, <laughs> şimdi bu akşam konuşamayacağız. Onu inşallah, <laughs> evet. e, yani 18-19 batı... ...dan itibaren başka bir İnşallah. program yaparız. Buyurun. Tabii şöyle söylemek lazım. Yani e, Müslüman e, Çinliler e, nihayetinde e, Çin'e sahip çıkarlar. Yani mesela zaman zaman Uygurlarla çeşitli problemler olmuştur. İşte Uygurlarla ortak hareket ettikleri bazı durumlarda olmuştur ama... ...her zaman Çin'in tarafını tutarlar. Onlar açısından gayet anlaşılabilir bu durum. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında bir şey oluyor mu? Çin'de ama o kadar yaygın olarak bir bir de de geniş bir yaşadıkları Allah. bir bölge yok. Yani mesela Hristiyanların daha çok yaşadıkları bölge ve toplu halde Hristiyan bir topluluğu da yok. Yani toplu halde böyle gidip görebileceğimiz bir Hristiyan mahallesi. Çin Hristiyan mahallesi de çok yok. Yani hmm. çok çok değil dediğim böyle bir mahalle Bu arada dinsizlik, yok. dinsizlik de yaygın herhalde Çok Çin'de? yaygın, çok yaygın. Yani Çin'de... Materyalist bir toplum tabii bir Tabii ki yani bu sosyalist devrimden sonra, Çin devriminden sonra esas olan odur zaten. O sistemde din yok. Dine yer yok. Yani onlar için bu da yok. Konfis evet, evet hiçbiri. yok. Hiçbiri yok. Yani, yani onlar için... mesela daha seküler bir Ama şöyle söyleyeyim, bakın... E, şöyle söyleyeyim, yani... E, özellikle kültür devrimi esnasında e, camilerin bir kısmı tahrip edilmiştir, yıkılmıştır ama hmm. aynı zamanda bu da mabedleri de tahrip edildi. Hmm. Efendim külifeler de Tabii tahrip bütün edildi. Yani e, o kızıl muhafızlar, kızıl muhafızlar e, her yere saldırıp bu yerleri yakıp yıktılar. Tabii o bir dönemdi. O bir dönemdi ama esas olarak e, şeyin tavrı şu. Tarihten bahsediyorum. Ben bugünkü içinden hmm. konuşmuyorum. Tarihteki Çinli hükümetlerin tavrışı, eski hükümetlerin ben sizin dininize karışmıyorum. İsteyen Hristiyan olsun, isteyen Müslüman olsun, isteyen ne olursa olsun yeter ki bana sorun çıkarmayın. Genel olarak zaten... imparatorun evet, dini? İmparatorun... Şimdi şöyle. Mesela e, e, tabgaç döneminde mesela Kuzey Vey devleti Hangi bu, bu 4. yüzyıldan sonra kurulan yani 386'da kurulan bir devlet daha bu, yakın tarih Tabii tabii. mesela asıl bunların eski dinleri eski Türk dini bunlar Türk tabiatt Türkleri öyle mi Tabii. 386 yılında bütün Çin'e hakim oluyorlar Kuzey Çin bölgesine baktığınız zaman aslında bunlar Türk eski Türk dinini yaşatıyorlar fakat o zaman Çinileşmiş Türkler muhakkak vardır değil çok mi? çok o konuda ben bir kitap da yazdım Türk kökenli Çin aileleri adıyla hem Çin'deki saha araştırmalarımı hem de oradaki kütüphane çalışmalarına göre çeşitli şecerelere göre ben o kitabı yazdım. Çok var. Yani her şeyi anlatıyordum. Bu Tangaçlar mesela yüzyıl geçmeden tamamen eski dinlerini bırakıyorlar ve Budizm'e giriyorlar. Hı. Hatta o kadar ki Budizm in... Milattan önce kaç dediniz? 386 yılından sonraki bir dönem bu. Yani hanedanlığın kurulduğu dönem yıl geçmeden bunlar tamamen eski Türk dinini bırakarak e, bu da dinine yani giriyorlar. Yani eski Türk dini şaman mılar? E, şaman işte o da bir Şamanımsız şey. bir şey. Işte, şey o da bir e, tam böyle halen tam karar veremediğimiz bir konu. Şaman dini demek belki çok doğru olmayabilir. Ama bir bir parçası bu. Bir yani hangi inanç sistemindeyse ondan çıkmışlar. E, şöyle söyleyeyim yani eski Türk dininin bazı dinamikleri var dinamikleri var. Genelde bir e, bozkır sahasındaki hayatı uygun olan bir din. Ama yerleşik hayatta maalesef bu din pek yaşayamıyor. Bunun birçok sebebi var. Bu da ayrı bir toplantı konusu. Sonra esas, hemen bir asır mesela, boyunca hepsi yıl, değişiyor. Yüz yıl geçmeden bunlar e, Budizm dinine gidiyorlar Ve öyle ki hatta şu kadar söyleyeyim e, Budizm'i yaymaya çalışıyorlar. Budizm misyonerliği yapıyorlar. Misyonerliği bırakın devlet eliyle zorla Budizmi Hı. yaymaya çalışıyorlar. Türklerin böyle bir bakın Türklerde şöyle bir şey var. Gerçekten de hangi dine girersek girerim o dinin hamiline soyunuyoruz. Yani o dinin gazasına soyunuyoruz birdenbire. O yüz yıl geçmeden bu da dinine giren o bizim Tavgaç imparatorları bir bakıyorsunuz Budizmin e, efendim dulüm gördüğü yerde hemen müdahalede bulunuyor. Bir bakıyorsunuz Nerede bu da manastırları var. Hep ne para akıtıyor. Bir bakıyorsunuz efendiler. Mesela... Hatta Buda için de deforme edilmiş bir e, din yorumu yapanlar var. Yani aslında Buda da haktı. E, ama sonra işte e, deforme edile edile aslından çok uzak bir yerde ve aslıyla da hiçbir irtibatı kalmadan çok yorum var. Şimdi yorumlar. ama bakın bunları gerçekten tek zor. Buda'nın zaten gerçekten biri olup olmadığını mesela konfüçüdü biliyoruz ama bu da gerçekten var mı yok mu? O da bir e, ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Dediğiniz kaçıncı yüzyıldan itibaren Buda'yı işte, görüyoruz? Çin'deki varoluşu milattan hemen sonraki yüzyıllar. Yani hatta birinci yüzyıla başlıyor. O biraz önce bahsettiğim beyaz at tapınağı Loyang'daki. O milattan sonra birinci yüzyıla kuruluyor zaten. Bence 25 yılıydı kuruluşu o tapınağı. E, bu e, bu ha Türklerden bahsediyoruz. Türkler mesela bu e, budizmin e, hamiline soyunuyorlar. mesela Lo Yang'da e, çok büyük bir Buda külliyesi var. Bu Buda külliyesi şöyle, e, Buda külliyelerinde büyük büyük heykeller olur. Belki görmüşsünüz evet, de, şeylerden Buda başka. Buda külliyesi derken tapınağı mı demek istiyorsunuz? İşte tap, beraber onlar. Ya da onlar. böyle yani külliye deyince bizim aklımıza gelen şey mi? Evet, hepsi beraber. İçinde Hı. tapınak var. E, heykeller var, kütüphaneler var, okulu falan mı var? Okulu var. E, efendim Anladım. barınağı var. E, aşhanesi var. Hı. Bu şeyler falan Tam da var. Tam külliye mantığı. Tam külliye mantığıyla. O bakımdan külliye dedim. Mesela bunları da tabgaşlar. O e, Loyang başkentlerinde bunları kuruyorlar. Bugün hala bunlar mevcut yani. O e, şeyler falan, e, heykeller falan halen e, duruyor. Orada bir ben gitmiştim ya. Yani. Orada bir bir gün boyu çalışmıştık orada eşimle beraber. O da mesela çok enteresandır. Bugünkü dünyada e, bugünlere ulaşan en büyük bu da külliyelerden biri birisi orası. orası. Ve bu tabgaşlar eliyle başlatılıyor. Daha sonra tabi diğer Çin e, imparatorları, e, diğer hanedanlar bunu devam ettiriyorlar. Genel olarak bu. Yani e, hanedanların... Mesela, hanedanların dinleri var mı? İşte değişiyor. Bakın mesela ha, ben size değişiyor. bir şey söyleyeyim. E, tabgaş devleti böyleyken bir bakıyorsunuz 6. yüzyılda. Çin hanedanı bu sefer bu da Budist rahipleri Memleketten Konfüçüst kovuyor. Memleketten <laughs> Tabii olmuyor. Memleketten kovuyor adamları. Hatta adamlar geliyorlar bizim Göktürk kağanlarına sığınıyorlar. 5. E işte 5. yüzyılın 6. yüzyılın sonları. Ha. Mesela Batı Roma İmparatorluğu Çin için bir şey ifade ediyor mu? O dönemde Tarihte bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Ha. Yani o dönemde bir münasebet de yok zaten. Hmm, tabii çok, e, doğru çok ama Çok yeni diyorsunuz. Tabii tabii evet. yani o dönemde bir münasebet Öyle de yok. Öyle bir yer olduğunu da bilmiyorlar. Ya şöyle Ticari münasebetler olması mümkün var. Ee, bazı böyle sanki böyle... bir Ama dil konuşmak lazım. Nasıl anlaşacak? Anlaşabilir. Yani şey eski dünyada e, bu da enteresan bir konudur. Yani bu kadar farklı dilleri konuşan... Çünkü eski dünyada daha çok dil konuşuluyor. Yani bugünkü gibi değil ki. Birçok dil kayboldu bugünkü dünyada. Bu kadar insan nasıl birbiriyle anlaşmış... Mesela bizim Türk beylerinin, bazı Türk hakanlarının yanında birçok dil bilen tercümanlardan bahsedilir. Hmm. Yani yedi dil bilen mesela tercümandan bahsedilir. Doğru. Aynı anda yedi dil konuşuyor. İlla her devirde Yani var. bu bakımdan bir de bizim özellikle bizim Türkler dil yeteneğine sahip olan bir millet. Eski dönemlerde de böyle olmuş. Özellikle bu ticaret yolları üzerindeki tüccarların birçok dili konuşurlarmış. Yani Batı'ya gittiği zaman Batı'daki adamların diliyle, Doğu'ya gittiği zaman Doğu'daki adamların diliyle anlaşırlarmış. Bu bakımdan bu tüccarların devlette de vazifelendirilmiş olması gayet, gayet tabii. Hatta soğut diye bir millet var mesela soğutlar Bunlar Göktürkler döneminde tüccar bir millet. Bunların bir devleti falan yok ama nasıl diyelim yani o dönemin Türkistan'ının Yahudileri bunlar diyelim. Yahudi o zaman var ama onlar başka ayrı bir grup İran kökenli bir topluluk bunlar. Mesela bunlar bütün bu <laughs> diplomasi ilişkilerinde etkili olan bir dil... geliyor. Tabii Öndeler. tabii çok dil becerileri var. Çok bölge tanıyorlar. Ee, böyle bir durum söz konusu. yetenekleri var. Peki şey, e, şimdi 5. 5. dairede dediniz medeniyet dışı. Evet, he, oradaydık. Başka neler söylüyorlar Türkler? Şimdi için? mesela şunu söyleyeyim. Belli bir döneme kadar böyle bir algı var. Mesela ne hoşlanak gitmiyor biliyor musunuz? Bizim mesela çok sade bir hayat sürmemiz. Bunu yazıyorlar. Ama kendileri de sade. Hayır. Şunlara çok e, şey, protokol, her şey protokoldür. Oturmak, kalkmak, Yani düşmek. bu Çin'in ortasındaki klasik Çinliden farklı hanedan. E, e, hanedan anlayışı için. olarak da, genel olarak da Çinli tabakası, elit Çinli tabakası olarak bu insanlar rütüelsiz hiçbir iş yapmazlar. Mesela? E, mesela bir adamla bir adam aynı rütbede değilse birbirleriyle konuşamazlar. Hmm, karşı sistemi gibi mi? Onun gibi. Çok da katıdır bu. Aynı sofrada oturup yemek yiyemezler. Efendim mesela en çok buna şaşırıyor bir de. Diyorlar ki işte bu Türkler baştaki hükümdardan en alttaki adama kadar Türkler. Aynı bu, sofrada çok az, yiyorlar. Oturup yemek yiyorlar diyor. Kadın erkek beraber oturup yemek yiyorlar diyor. Mesela bizim eski kültürümüzde. Orada yok mu? Yok. Bu şekilde bir şey. Karı koca da mı? bilmiyoruz. O değil. Karı koca olarak değil. Bu toplumdan Kadın bahsediyor. Herkese. Yani evet. bir cemiyetten bak cemiyet hayatından bahsediyor. Burada diyor Türkler diyor bu kadınlı, çoluklu, çocuklu hep beraber oturup yemek yiyorlar diyor. Mahalle yemek yiyor. <laughs> evet yani Bizim mesela bu şu an hala vardır değil mi? Sofra kültürümüz vardır. Ya da bir bayram sofrasında evet e, olursa olur. olsun herkes oturur orada yemek yer. O bildiğim en eski kültürümüzden gelme bir şey. ve de Çinler buna çok şaşırıyorlar. Ya diyorlar bunlar e, hiç küçük büyük tanımadan alt üst tanımada oturup aynı sofrada yemek yiyorlar. Adap bilmiyorlar. Evet diyor. adap bilmiyorlar diye yorulmuyorlar işte. Bakın buna barbarlık diyorlar. Barbarlık demiyor onlar da bunu batılla tercüme işte edepsiz edersen... diye görüyor. Evet evet. evet. Mesela diyor ki bunlar diyor çok sade bir hayat sürerler diyor. Niye? Hükümdardan diyor en baştaki hükümdarından en alttaki adamına kadar diyor aynı elbiseyi giyiyor diyor. Hmm. Mesela bir Çinli için bu utanç vericidir. adab muaşeret sıfır <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Evet yani aynı elbiseyi giymek, Mesela bizim hükümdarlarımızın hayatıyla ilgili bazı tarihi vesikalar var. İşte çok sade oldukları, sade yaşadıkları, çok sade yemek yedikleri. Halbuki Çinli asilzadelerin her birinin bir yemek takımları, bir yiyecekleri, bir e, ayrı ayrı bir ritüelleri. Mesela o bakımdan Türkler onlara göre tırnak içinde söylüyorum Ama barbar. Ama bir yemek yemekle ilgili çalışan bir araştırmacı İngiliz anlatmıştı. Mesela Batı'da e, işte kral mutfağıyla halkın mutfağı arasında çok derin farklar var. O mesela Osmanlı'da bile saray mutfağıyla e, sıradan insanın mutfağı arasında çok az fark vardır dedi. Yenilen yemekler açısından. Demek ki bu çok eskiden beri var. Bizim kültürümüzde var. Bakın, devam bizim eden bir şey. bizim çok e, şaşırırlar Osmanlı zamanında gelenler. E, bizim e, hükümdarlarımızın, efendim saraylarımızın o sadeliğine şaşırırlar. Hı Şaşırırlar. Ee, mesela benim de bir arkadaşım vardı. Yani diplomat şöyle söylemişti Çinli bana. Mi? Hayır hayır Türk. Şöyle söylemişti bana. Ya bu bizim saraylarımız niye böyle ihtişamlı değil? Yani bir ben Paris'e bakıyorum. Tabii. Az, oradaki saraylara bakıyorum. Böyle bir üstünüze basar. <laughs> evet. Bizim saraylara bakıyorum. Çünkü bizim kültürümüz de. Yorulursunuz hatta. Evet evet. Bizim kültürümüz de yani böyle bir hükümdarın böyle bir yaşayışı ve böyle bir ihtişamı söz konusu değil. Böyle bir lüks saray. Bir de, Bizde ne zaman başlıyor? Tanzimat'tan sonra. Hı, hı Batıllaşma döneminde batıya ödenerek yaptığımız saraylara bakın onlar lüks. Doğru. Ama diğerlerine bakın asıl bizim Çok kültürümüzdeki. Çok Bu önemli şey, yani şunu söyleyeyim. Buyurun. B bitiriyor muyum? Yo, yok yok. Daha 10 tamam. dakikamız var. E, yaklaşık e, ikinci 2. yüzyıla kadar, milattan sonra 2. yüzyıla kadar bakın bizim bu Çinlerin genel bakış açısı Türklere böyle ama birden dönüşüyor. Neden dönüşüyor biliyor musunuz? Türkler kuzey bölgelerinden Çin'in kuzeyden doğru, geliyorlar, tabii Kim kuzeyden giriyorlar. Çin'in iş bölgelerinde yerleşiyorlar, devletler kuruyorlar ve Çinlerin Çinlerdeki o gayrimedeni insan algısı tamamen alt üst oluyor. Çünkü onların dünyasında artık tırnak metaörü medeni olanlar bu sefer o yeni idareciler yani Türkler. Öyle mi tarif ediyorlar? O şekilde anlıyorlar artık. Hmm. Ne diyorum biraz önce bakın. Eee 4. yüzyıldan sonra Tabgaşlar bütün Çin'i idare ediyorlar ve bütün Çin toplumunu düzenliyorlar. Mesela kölelikle ilgili düzenlemeleri var. Bunlara Çinler hayranlıkla bakıyor. Halen öyle bakarlar. Halen öyle bakarlar. E, toplumdaki ee, bizim devlet anlayışımızdan gelir bu mesela. Eski Türk devlet anlayışından gelir. E, toplumdaki herkes eşit muamele. Bu mesela e, bizim... Çinlilerin ilk defa gördüğü bir şey mi oluyor o zaman? İlk defa demeyeyim ama çok dikkatlerini çekiyor. Hı -hı. Bu onlara bir hayranlık uyandırıyor. Ve eski o Çin düşüncesindeki barbar Türk veya işte Tanak dediğim Türk algısı alt üst oluyor birdenbire. Alt üst oluyor. Bu daha sonraki bütün Çin tarihi boyunca da böyle mi süre geliyor? Bu şekilde devam ediyor. Mesela şey zannedilir hep hep bütün eski Çin tarihi boyunca sanki bütün etki Çinliler Türklere efendim barbar hayır böyle bir şey yok. Bilakis medeniyet kurucu, medeniyet getirici ve düzen sağlayıcı bir, bir rolünü Çin, görüyorlar. Çin, Çinliler, bu çok önemli. Çinler, Çin ve Türkleri de inşallah konuşuruz ama Çin Seddi'nden de bir iki cümle edelim. Çin Seddi bu tabii dünyanın e, en büyük savunma hatlarından birisi. En uzun. Yani toplamı e, 20 bin kilometreden fazla. <laughs> 20 bin kilometre. Yani e, işte mesela buradan Kars'a gidelim. 1500 kilometre. 10 e, defa e, gidip gelsek e, i̇şte yani buradan yine İtalya de şey gibi yapmıyorum. falan. Efendim, buradan Roma gibi. İşte diyorum ya buradan Kars'a Roma gibi. 1500 kilometre. Ha, biraz daha gideceksiniz ama. İşte Düşünün yani 10 defa gidip gelseniz yine toplayan O kadar uzun. Tabii bunlar, Ay 20 bin diyorsunuz pardon. 20 bin kilometreden fazla. Hmm. 2000 değil 20 bin hmm. kilometreden fazla. Toplama. Tahayyülü çok zor. Çok Ama bu tabii şey böyle hani tek bir noktadan başlayıp aynı istikamette istikrarlı bir şekilde devam eden bir duvar değil. Parça parça ihtiyaca göre, coğrafyaya göre, kuzeyden gelen akımlara göre ve şey yüzyıllarca devam etmiş yani. En uzun parçası? En uzun Parçalarından birisi bugünkü Pekin'in kuzeyinde ulanan e, parçadır. Hmm. Onlardan birisi odur. ya. Yani çok Pekin uzun... her zaman önemli mi? E, hayır. Değil. değil. Pekin'in önemli olması e, daha çok e, Moğolların dönemler. gelmesinden ha. sonra. Yani e, yani asıl önem kazan çünkü başkent yapıyor orayı e, Moğollar. Yani 13. yüzyıldan sonra Pekin. Şangay. Şahay başkent olmamıştır ama evet. <laughs> tarihin en etki dönemlerinden beri bir liman <laughs> bölgesi, liman şehri. Gelişmiş bir şehir. Tabii. Kuzey mesela e, Pekin bölgesi zaten asıl e, Kuzey Çin dediğimiz bölge. E, bugün dahi oranın mesela insanı Güney Çinli insanlardan farklıdır. Hatta şöyle söyleyeyim evet, ben size. Evet kitapta da ayırıyorsunuz Kuzey Evet, Güney. evet, evet. E, bu kültür farklı. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. E, Çin e, İmparatorluk dönemi tamamlandığı zaman yani 1912'de o Mançu tülaleti yıkıldığı zaman Pekin nüfusunun önemli bir bölümü Çinli değildi. Yani başkent Çinli değil, tamamı Çinli değil, önemli ölçüde Türk, Moğol ve Manchu Mançu, Mançu nüfusu. Bugün Hı. hala bunların torunları oralarda yaşar tabii ama önemli bir kısmının şeyi kaybolmuştur, kimliği kaybolmuştur, isimleri değiştirmiştir. İsimleri değiştirmişlerdir. Ee, o benim Türkçe kendi Çin aileleri kitabımda da o ailelerden bağlanana yer verdim. Ee, böyle bir durumda söz konusu. Asıl Çin merkezi biraz önce bahsettiğim... Onlar iyice Çinlileşmiş mi o kökenli kendilerine? Maalesef. Peki Maalesef. Çin Seddi, e, şimdi bu tarafı o tarafı diye bir şey var mıdır? Var. Şimdi şöyle Doğu tarafından zaten Doğu tarafından denize kadar uzanır o Çin Seddi'nin ucu. Batı tarafında da bugün bizim Gansu dediğimiz bir bölge Hı -hı. var. O Gansu bölgesinin de en e, batı ucunda. Bilinen bölgeler. Tabii denilen. tabii. Bilinen en batı ucunda ucunda bugün Jiayuguan diye bir bölge var. Jiayuguan. Orada Çin setinin en uç kısımları yer alır. E, yani e, ama bunlar dediğim gibi parça parça e, belli zamanlarda tabir edilmiş. Oradaki toplumu da o set ayırır mı demek istedim. E, ayırıyor. Şöyle ayırıyor. Settin kuzey tarafı çöl. Gobi çölü. Esasen böyle yani setlerin istikametine baktığınız zaman kuzey tarafı Gobi Çölü Gobi Çölü'nün kuzey tarafı bozkır sahası yani Türklerin hmm. ve doğu tarafında da Moğolların yaşadıkları bir saha ve Gobi Çölü'nün hemen dibinden bu Çin setleri başlar. O setlerin hemen de e, güney tarafında da tarım bölgeleri başlar. Tabii şöyle ama söylemek lazım yani bu set kuzey ile güney ile iki ayrı kültürü tam olarak keser mi? Hayır. Bunu söylemek de mümkün değil. Bu setler çekilmiştir. Daha çok bir akına karşı, bir askeri bir sefere karşı bu çekilmiştir. Çünkü özellikle Kude için bölgeleri yani Settin çok çok güney tarafları, Ordos bölgeleri bu bölgeler tarihin çok erken dönemlerinden beri Türklerle meskun olan bir bölgedir. Ve bugün dediğim gibi bu bölgenin insana değişiktir, kültür değişiktir. Efendim tip değişiktir. Mesela kudret Çinliler daha uzun boylu. Hı. Kızları daha güzeldir. Erkeklere daha yakıştırdır. E, Güney Çinliler biraz daha kısadır. Daha tabi tabii, Türklerle karışma söz konusu. Bununla ilgili şey var. Çinlerin antropolojik çalışmaları da var. İşte e, kafa tatını ölçüyorlar, çeneyi ölçüyorlar, burnu ölçüyorlar, efendim gözü ölçüyorlar, göz hizalarını ölçüyorlar. Kuzey tarafındakiler e, Türklerle epey bir karışmış. Hatta dediğim gibi belli bir döneme kadar zaten önemli ölçüde Türklerin yaşadıkları bir bölge. Sonuna geliyoruz. Üç dakikamız var ama ırkî bir şeyleri var mıdır? Böyle saplantıları. Çinlerin. Evet. ırkî saplantı demeyeyim de yani Çinlilik onlar için önemlidir. Bunda Hı. gurur duyarlar. Her insan gibi. antropolojik Efendim? kafatası falan deyince. Hayır hay, yok, Gerçi bu yok. kadar kozmopolit bir toplumda böyle yok, yok. bir şeye kalkışan ben... o devleti tutamaz Yok Yok arada. yok. O anlam ben antro yani ırk anlamında ben öyle bir şey rastlamadım. Vardır billahi vardır. E, ama tabii Çinlilikle övünürler e, bunun bunu güderler. E, hatta şunu söyleyeyim. E, yüzyıllar boyunca farklı hanedanlar tarafından, özellikle Türkler tarafından yönetilmeleri münasebetiyle e, Çinliliği sürekli vurgulama ihtiyacı duyarlar. Zaten 1912'den sonra e, Cumhuriyet döneminde yani o imparatorluğun yıkılmasından sonra e, temel ilkelerden birisi Çinliliği restore etmek, Çin kimliğini yeniden canlandırmak. Çünkü yüzyıllar boyunca bastırılmış, idareci idarecilerin içerisinde bürokrat, asker, efendim devlet adamları içerisinde Çinlilerin sayısı çok az. E, halk zaten e, önemli ölçüde bu yabancı hakim idarecilerin elinde baskılanmış ve e, o teorisyenler, e, modernistler 19. yüzyıl sonlarında bunun üzerine duruyorlar. Bizim Çinliliği tekrar inşa etmemiz lazım. Aslında bakarsanız bizim şeylerde biraz benziyor. Bizim modernleşme ve fikir dönemlerimizde benzer tarafları var. Ben buna hep dikkat çekmişimdir. Onlar da mesela bu Çinliliği ya artık bir bu Çin şeyini öne koyalım diyorlar öyle çıkartalım diyorlar. ve Gerçekten de mesela e, Sun Yat Sen'in üç ilkesinden birisi, üç ilkesi vardır onun bu devletin yeni devletin kuruluşunda. Onlardan birisi işte bu Çinli kimliğini tekrar restore, e, restore etmek. Peki e, Kürşat Bey, inşallah hem Çin ve Türklerin tarihini bir programda ve modern Çini 18. yüzyıldan itibaren ve bugünleri e, konuşmayı şimdiden konuşmanın sözünü alayım sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Yeni yeni duymaya başladığımız Çin'i işte azar azar öğreneceğiz galiba. Şunu söyleyeyim son kez. Çin'i tanımak lazım. Çin efendim e, bilmemiz gereken uzaktaki Peki. bir komşumuz diyelim. Evet. Tanımaya da buradan başlayabilirsiniz. Çin tarihi, Kürşat Yıldırım, Kısa Dünya tarihleri, Ötüken yayınları e, 6000 yılı 300 Bu küsür sayfada tarih başlayıp, Üstelik de Çin kaynaklarına dayanarak Yazılmış bir kitap 2021 yılına kadar gelir tarih e, 2021'e bugüne kadar geliyor Evet Kürşat Yıldırım'la Çin'in tarihini konuşmaya çalıştık Başlıklar halinde Ama inşallah Yayında da söyledim Hem modern Çin'i hem Çinliler ve Türkler Çin ve Türkleri de Başka programlarda konuşacağız Haftaya görüşmek üzere